Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizler için Kawasaki Versys SE yani Special Edition Grand Tour versiyonunu inceleyeceğiz. Bayağı dolu dolu bir motosiklet. Bayağı dolu bir tur motoru. Öncelikle motorumuz 125 beygir ve 1048 cc. Bayağı güçlü. Tabi bu tip güçlü motosikletler şu açıdan iyi oluyor. Uzun yolda düşük devirde yüksek hızda gidebiliyorsunuz. Yani bu da şu anlama geliyor. Motor titreşimi olmuyor. Motor titreşimini çok az hissediyorsunuz. 4 silindirli bir motor bloğu olduğu için zaten çok az bir titreşim var. Motor kendi titreşimini engelliyor. Şöyle şuradan bir hızlanalım. Hop. Küçük bir uçuş. Ön kısımda gördüğünüz bir camımız var. Camı da ben bayağı beğeniyorum. Bu ülkede burada bayağı bir iş görüyor cam. Çünkü rüzgardan çok rüzgarlı oluyor. Otobanlar çok açık oluyor. Çok rüzgar rahatsız edebiliyor insanı. O açıdan da güzel. Tabii tur motorlarının hepsinde bulunan bir özellik. Ayarlanabiliyor bu arada. Ayarlı bir cam var. Şöyle yatırınca da güzel oluyor. Akrapovic egzoz takılı üzerinde bu arada. Sonradan modifiye edilmiş. Tabii güçlü bir motosiklet. Güçlü oluşunun yanında da fren sistemi de bayağı sağlam. Ön tarafta iki tane 310 mm'lik fren diskimiz var. Arka kısımda da 220 mm'lik bir fren diskimiz var. Önde 4 kaliper, arkada tek kaliper var. Şöyle biraz basalım. Şöyle bir frenlerini deneyelim. Tabii ki taş gibi. Hemen sıkıyor, duruyor. Şöyle biraz aşağı çekeyim. Dashboard'u da görün. Ciddi özellikleri var. Hatta bir özelliği mobil uygulama ile motosiklet üzerindeki bazı özellikleri kontrol edebiliyorsunuz. Bu kontrol edilebilen özelliklerinden bir tanesi de ön kısımdaki süspansiyonun yüklemesi, yani sertliği veya ayarlamak istediğiniz herhangi bir özelliği varsa, işte örnek veriyorum sport modda süreceksiniz, ona göre ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Ön süspansiyon aktif, yani saniyenin binde birinde sizin sürüşünüze göre tepkiler vererek ayarları değiştirebiliyor, sertliği değiştirebiliyor. Ona göre ayarlamışlar. Bildiğim bilgisayar gibi bir motosiklet. Sürüş esnasında bu tabii büyük bir konfor. Yol çukurlu olduğu zaman veya düz otobanda, ona göre otomatik olarak süspansiyonlar ayarlıyor veya siz ani fren yaptığınızda ağırlık aktarımını gayet güzel yapıyor. Bu bayağı iyi. Special Edition olduğu için üzerinde de quick shifter var. Şimdi hem aşağı hem yukarı quick shifter var bu arada. Şimdi göreceksiniz. Viraja hızlı girmek istemedim. Frenleri de gördüğünüz gibi fazla motosikleti dalgalandırmadan rahat bir şekilde durdurdu. Yani ciddi hızlara çok kısa sürede çıkıyor ve ciddi hızlara frenlemeyi yapabiliyor. Az önce muhtemelen görmüşsünüz, hız göstergesini görememiş olabilirsiniz ama ben size ciddi diyeyim, siz anlayın. Hız, güç, performans, duruş süper. Titreşim hiç neredeyse hissedilmiyor. Tabii ki düşük devirlerde yüksek devirlerde sürerseniz titreşimi ciddi anlamda hissedebilirsiniz. Çünkü güçlü bir motor var altınızda. Motorun sesi de harika. Akrapovic egzoz da çok güzel. Yani racing motosiklet sesi çıkarıyor neredeyse, öyle söyleyebilirim. Virajlarda harika bir denge var. Harika bir denge hissediyorum yani virajlarda. Şöyle bir sanki racing motosiklet kullanıyormuş gibi hissediyorum yani. Şurada kasislere fazla vurmayalım motoru. Yani sanki vites atıyorum, vitesi attığımı hissetmiyorum bile yani. O kadar şey ki, quick shifter o kadar iyi çalışıyor ki. Bazen konuşmayı unutuyorum video çekerken ama kusura bakmayın arkadaşlar. Eğlenceli makine yani. Neyse, normal hızlara düşeceğim. Şöyle normal hızlara düşeyim. Motorumuzda kendi üzerinde gelen cruise control ve elci kısmı özelliği var. Cruise control bayağı güzel bir özellik bence. Uzun yolda sürüyorsanız ve trafik kurallarını ihlal etmeyeyim, hızımı sabitleyeyim istiyorsanız cruise control bayağı kullanışlı. Bazıları bunu motosiklet üzerinde pek güvenli bulmuyor ama bana göre kullanışlı bir özellik. Çünkü fren pedalına bastığınız anda hemen devre dışı kalıyor. Bu güzel bir şey. Üzerinde tabii elci kısmı olduğu için de kış günlerinde rahatlıkla
sıcak ellerle sürüş yapabiliyorsunuz. Bu bayağı iyi bir özellik. Kendi üzerinde gelmesi de şu açıdan güzel. Başka bir marka aldığınız zaman o plastiği, o LG'nin kendisi biraz sert bir materyalden yapılmış oluyor. Isındığında yumuşayacağı için. Ama kendi materyali, kendi LG olunca bayağı konforlu oluyor. Yani aslında biraz daha kaliteli diyebilirim. Daha kaliteli oluyor. Dashboard'da bir sürü özellik var. Gördüğünüz gibi harika bir ekranımız var. Geniş, neredeyse tablet yani. Solda büyük bir devir göstergemiz var. Mekanik eski stil. Sağ tarafta saatimiz var. Sağ üst köşede. Sürüş modlarını görebiliyoruz. Road modunda şu anda, muhtemelen yakın yaparsam biraz göreceksiniz. Kilometrede ne yaktığımız, yani bir yol bilgisayarımız var. Kaç kişinin üzerinde bulunduğunu, yani orada kişi sayısını gösteriyor. Yani iki kişiyle farklı kombinasyonda sürüyor. Tek kişiyle farklı kombinasyonda sürüyor. Yani kombinasyon derken amortisör ayarı yapıyor ona göre, ağırlığa göre. Tabii hız göstergemiz de aynı şekilde orada. Yani tam ortada kocaman. Bir de Bluetooth ikonu görüyorsunuz. Bu da bahsettiğim konu. Bluetooth üzerinden cep telefonunuza bağlayıp motosikletin ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. İlginç özellikler gördüm. Sahibiyle zaten konuştuğumuz zaman bunları da size anlatacağım. Kullanan birinin size anlatması çok daha iyi. Çünkü bu motosikleti ben çok uzun süredir kullanmıyorum. En fazla böyle bir 20 kilometre falan kullanmışımdır. 84 santimetre yüksekliğinde koltuğumuz var. Yani bu biraz yüksek bir sele yüksekliği. Çünkü tur motorları genelde amortisörlerinden dolayı yüksek oluyor. O yüzden biraz yüksek gelebilir yani, eğer 1.70'den daha kısaysanız. 1.70-1.75 civarı rahatlıkla kullanabilir. Benim boyum bu arada 1.80. Ben çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Ama herhangi bir yokuşta yan falan kalsam biraz zorlanabilirim. Ayağım boşa düşebilir. Ön kısımda dashboard'da bir tane çakmak şarjımız var. Power çıkışı var. Bu da iyi bir özellik. Bu tip motorlar için, eğer kampa gidiyorsanız şişme yatak şişirmek için veya herhangi bir şey yapmak için bunu kullanabiliyorsunuz. Bu bayağı kullanışlı bir özellik. Ben bunu daha önce tecrübe etmiştim. İhtiyaç oluyor gerçekten. Evet arkadaşlar, şimdi motorun etrafından bir inceleyelim. Sürerken çünkü her şeyi aklıma gelmiyor, anlatamıyorum, unutuyorum bazı şeyleri. O yüzden etrafından göstereceğim, hem de sahibine de soracağız. Öncelikle farlar LED, gördüğünüz gibi bayağı seksi duran farları var. Sinyaller LED. Bunlar üzerinde gelmiyor, sis lambaları, ama şu yandaki viraj içi aydınlatmaları yanında üzerinde geliyor. Onlar da LED. Şöyle etrafından dönelim. Dashboard'u sahibine anlattıracağım. Çünkü kullandığı için bayağı tecrübeli o konuda. Koltuk bayağı konforlu. Çok yumuşak değil ama aşırı sert de değil. Tabii tur motoru için yeterince yumuşak. Arka koltuk da bayağı yumuşak. Arkada bir kendi üzerinde gelen bir tapkez platformu var. Depo kapasitesi 20 litre. 20 litre bence yeterli böyle bir motor için. Şöyle arkadan aşağıdan çekelim. Şöyle yanlardan da çekelim, etrafında görmek isteyen arkadaşlar için. Sahibi zaten bildiğiniz, tanıdığınız Given Drive kardeşim, kankam. Kendisinin motoru. Sıfır aldı bunu. Siz ne kadar aldın? 17.000 euroya aldım. Ve plakaya geçirmek için 1650 euro dedim. Yani 18.600 euro. 18.600. Öncelikle SA modelinde TFT ekran yok. Farklı bir ekranı var. Bazı uygulamaları da farklı. Mesela preload. Tek başına sürdüğün zaman bir ayar var. İki kişilik ve full bavulları koyduğun zaman da bir ayarı var. Bu süspansiyonu sertleştiriyor. Mod olarak yağmur, road, yani normal asfalt ve sport var. Ben her zaman road'da sürüyorum. El ısıtma düğmesi. İyi ısıtıyor. Güzel. Nasıl, böyle çok soğuk havada sürdün mü? Çok soğuk havada sürdüm. Zaten rüzgar elime çarpmıyor ama elimin içini güzel ısıtıyor. Select, zaten dashboard'u göstereyim istersen hemen. Çok işe yarayan bir şey. Akşamları sürdüğüm zaman, buna bastığın zaman şöyle ekranı siyah yapıyor. Kendi otomatik geçmiyor mu? Kendisi otomatik geçmiyor. Böyle sabahları böyle sürüyorum aydınlıkken. Geceleri böyle sürüyorum. Uygun. İki type var. İki çeşit display var. Ben her zaman öbürünü kullandığım için bir böyle var. Az önce gördüğünüz gibi. Selam. Bir de böyle var. Aleykümselam. Şöyle preload yapalım. Reset. Ve display'i böyle değiştirebiliyorsunuz. İki çeşit. Fazla farklı bilgiler var. Bu tarafa geçelim. Egzozu sipariş üzere aldık. Orijinal Versys için egzoz. Garantili. Bu kendi üzerinde gelmedi ama, değil mi? Hayır. Ben bunu aldığım abiye, Murat Çakır abi demiştim zaten. Evet. Roadrunner Bike Shop Mainz'dan aldım bu motoru. Bunu işte sonradan taktı. Normalde standart egzoz var SE modellerde. Bunu da sonradan taktı. Şunu da sonradan taktı.
korumaları ve bunu da taktı. Bu telefon cihazı. Tutucu. Evet, telefon tutucusunu da koydu. Bu sonradan gelme. Şu şahıs taktı onu benim için. Bavulları var. Büyük iki tane kask sığabilecek kadar bir bavul var. Arka ışıkları LED. Ve gördüğünüz gibi manetleri de ayarlayabiliyorsun. Aynalarda sıfır titreşim var. Hiç rahatsız olmadım yani. Bugüne kadar hiç bir sıkıntı yaşatmadı bana. Maksimum ne kadar yaptın hız? Bunu işte geçen yapmıştım. Katalizatörü çektiğim için. Ondan önce 210'a zor basıyordu. Ön camı da aşağı indirdiğin zaman bir fark var. Ama 210'du. İşte en son 230 bastım. 230 bayağı iyi yani, evet. Böyle bir motor için. Bir de yük, mük vesaire. Aynen. Ve Kawasaki'de satın alırken 2 senelik garanti aldım. 200 euroya 2 senelik garanti aldım. Ve bu 5 gün bitmeden Murat abiye yine bir telefon açtım. Dedim abi bunun uzatması vardı. 2 sene daha uzatabiliyorsun. Burada bir titreşim vardı. Ön disklerde titreşim vardı. Kawasaki'nin orijinal bayisine gidip sıkıntıyı anlattım. Ve bana yeni sıfır. İki tane disk ve fren balataları taktılar. Garanti yaptı yani. Garanti aldı. Hesap ödemedim. Ama işte bir iki sene uzatmak için bir 200 euro daha ödedim. Yani fren diskini alsan bence şeyden daha pahalı değil mi? Yani çok 200 pahalı. Eurodan da çok daha pahalı değil mi? Tanesi herhalde 250 euro aşağı yukarı. 224-250 euro. Mantıklı yapmış. Ya, zaten aynen. Şimdi düşünüyorum, dedim vay be. Vay be. Valla akıllı. Hala bir sıkıntısı var. O da quick shift'te 2'den 3'e attığın zaman bazen 2'den yani 2'den 3'e attığın zaman 2'de bazen böyle geri atıyor. 3'e atmak isterken girmiyor. 3. vitese geçmiyor. 3. vitese geçmiyor. O sence neyle alakalı? Kaza mazalı yapmadın bunlar. Hayır. Mı? Bence kronik bir şey mi? Kronik bir şey. Bence hani motoru kimse daha iyi tanımıyor. Yavaş yavaş işte hastalıkları belli oluyor işte. Bence o hastalıklardan birisi. Böyle kaymak gibi yolda. Virajlarda zaten bir gösterge var. Virajda kaç derece yattığını gösterebildin mi? Yok, ekranda görmedim öyle. Hemen göstereyim. Ekrana bakmadım çünkü. Şurada zaten mod lean yazıyor. Evet. Burada da max lean. 41 derece sağa, 41 derece sola yatmışım. Ya süper. Buradan 17.000 olmuş gördüğün gibi. Aynen. Yatışını görüyorsun yani daha evet. Önceki maksimum. Aynen. 41 derece iyi, başarılı. Evet, gördüğünüz gibi Kawasaki'nin Rideology bir uygulaması var. Burada bütün bilgileri display'de gördüğünüz gibi, ekranda gördüğünüz gibi motorda. Her şeyi burada da görebiliyorsunuz. Şunu resetlemem lazım çünkü 100 saatten fazla kullanmış motoru. Motorun ayarını buradan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu an bir şey kaydetmedim. Burada yeni bir data, new file yapıp her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Traction control 1-2-3 veya off. Ondan sonra bunları hiç bilmiyorum. Bu herhalde süspansiyonun evet, batışı bayağı falan. Bir ayarı var. Bayağı bir ayarı var. Hiç yapmadım, uğraşmadım. Başka ne özellikler var? General var. Shift lamp. Ne demek bu? Devir yükseldiği zaman ışık yanıyor. 9000'de sen ayarlamışsın. Ben 9000'de ayarlamışım. E-mail notify falan bayağı bir şey var bence. GPS takip sistemi falan filan var herhalde Kawasaki'nin kendi. Her şey var bak, burada ayarlayabiliyorsun. Bayağı bir güzel app'i var yani, herifler yapmış. Bağlanmış. Motorun nerede olduğunu da görebiliyorsun şu an. Şu an buradayız. Yani bayağı iyi bike. Yes. Sen neredesin, o nerede hesabı? Güzelmiş. Versys inceleme videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Parmak yapıyor.